Merhaba gençler, YÖSAR.ET'ye hoş geldiniz. Son yaptığımız ankette olabildiğince hepinizin isteklerini ve yorumlara baktığımda IQ denemesi daha çok geliyormuş. Tabii ki bu deneme 80 soru, 80 soruluk bir videoyu tek seferde yapamayacağım maalesef. Özellikle IQ'yu matematik kısmında yapacağız deneme olduğu için. Bu tarz soruları zaten zorlanmadığınızı düşünüyorum. Başlayalım yavaş yavaş. Şimdi ben burada daha önce beni dinlediyseniz neyi arıyordum daha çok? Bu tarz sorularda tekrar eden şeyi arıyorum. Mesela diyorum ki mesela şununla yani şurada ne var? Kare var. Burada da kare var. Başka aynı yani şu birincisinde aynı olan bir şey yok. O yüzden burada geliyorum tekrar edenlere bakıyorum mesela. Burası 7. Burası da 7. Demek ki diyorum ki kare dediğim şey 7'ymiş. Yani kare dediğim şey 7. Yani o zaman burası ne olacak? Mesela 4, 3'ü ya da 4, 3 şöyle kare 5. Burası kare olacakmış. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olur. Şimdi hocam soru böyle yaparsanız kolay ama hepsini tek tek bulmak gerekebilir. Hani ona da dikkat edin. Farzı misal bir şık daha olsaydı atıyorum F şıkkı diyelim. Burası kare olsaydı nasıl düşünmemiz gerekiyordu ona bakalım. Şimdi bunu bulduk. Yani biz karenin 7 olduğunu anladık. Peki 7 ile biten, bakın 7 ile biten yani kare ile biten. Ha, o zaman ne oldu bakın? Burası 7 oldu. Bakın şu 3 oldu. Yani burası üçgenmiş. Üçgen yani üçgen dediğim şey 3 oldu. Başka burası da 4 oldu. Yani şu dairede ne olmuş oldu? 4. Tabii bunu devam ettirip bulabilirsiniz. Mesela 4 ile başlayan, bakın şurası tamamen şu olacak. Hepsini tek tek bulabilirsiniz. Burada hepsini bulmak önemli değil. IQ sorularında zamanla yarışmak daha önemli. Bence buraya dikkat edin derim ben. Şimdi ne var böyle bir soruda? Yine tekrar eden bir şeye bakıyoruz. A, B, S, E, İ yok. S, İ, E. Bakın E. Bunu yakaladık. Yani aynı olan hangisiymiş? Bakın burada dikkat edin. 4. Demek ki ne anlıyorum? E dediğim şey neymiş? 4. 4 ile başlayacak. 4 ile başlayan bir tane şık var. Tabii ki bu ilk deneme olduğu için kolay. Ama mantığı anladınız diye düşünüyorum. Şimdi burada ne yapalım? Yine aynı şekilde tekrar eden bir şey bulalım. Bakın 5, 5. Hangisi tekrar ediyor? Üçgen. Demek ki üçgen dediğim şey neymiş? 5. O zaman üçgenle başlaması lazım. Bu gitti, bu da gitti, bu da gitti. Bakın şu an iki şık arasında kaldık. Bakın sonuncuları değişik. Yani ben 8'i bulursam sorunun içinden kurtulmuş olurum. Mesela şöyle bakın. 5 ile biten ya da ikincisi 5 olan var mı bakın? İkincisi 5 olan. Yani ikincisi üçgen olan hangisi bakın? İkincisi üçgen olan bakın bu. Değil mi? İkincisi 5 olan bir evet bir tek bu var. Bak 5 ile de bitiyor zaten. Yani bakın bu neymiş? 7, 5, 6, 8, 5'miş. Ben neyi arayacaktım? 8'i arayacaktım. Burada 8 dediğim şey ne oluyor bakın? Yani şu ne oldu? Kare oldu. Bakın kare dediğim şey ne oldu? 8. Demek ki bakın üçgenle başlayacak, kareyle bitecek. Ne olmuş oluyor? Denizli olmuş oluyor. Daha kısa görebileceğiniz bir şey vardır mutlaka. Ben daha kısa nasıl çözerim diye bir şey düşünmedim ama vardır mutlaka. Hani bazen böyle hızlı görüyoruz, bazen de görmekte sıkıntı çekebiliyoruz. Burada şıkları da görelim soruyu çözerken şöyle. Şimdi ben böyle soruda nasıl düşünüyorum? Önce şekle bir bakın. Ben böyle bir soruda bir tane şeyi gözümle seçiyorum. Yani şunu seçtim diyelim. Mesela bunun simetriğini almak istiyorum ya. Şöyle yapıyorsunuz gençler. Şöyle simetriyi. Bakın şurası olmuş oluyor. Ben böyle bir şekil arıyorum şimdi. Bakın öyle bir şey var mı? Yok. Evet, böyle bir şekil var. Böyle bir şekil var. Böyle bir şekil var. Böyle bir şekil var. Hocam hiçbir işe yaramadı. Bir tane şık attık. Yani aslında şöyle Bursa gibi bir şekilde de yok aslında. Onu da söylemiş olayım. Başka diğer üçüyle ilgili var. Bakın şeklin şu kısmına bakın şimdi. Şu kısmına bakın. Böyle bir çizgi var mı burada? Yok. Eledim. Peki bakın yine böyle bir şey var mı? Şöyle bir şekil var mı burada? Yok. Yani şöyle bir şey yok. Eledim. Direkt Ceyhan deyip devam ediyorum. Hani dediğim gibi bu tarz sorular biraz daha kolay sorular. Şimdi burada ne istiyor bizden? Katlandığında yani hepsini yine katlamak zorunda değilsiniz. Bakın burada özellikle ona dikkat edin. Hepsini katlamak zorunda değilsiniz. Ama ben yine de şöyle yapacağım. Bunu böyle katladığım zaman şöyle bir şekil oluşur. Bu kendisi oluşur. Yani şurada şöyle kendisi oluşur. Bu da şöyle bir şekil oluşacak şöyle.
Şimdi eleyelim yani yavaş yavaş. Bakın burada böyle bir şey var. Yani şu A şıkkı olabilir 5. Bu olamaz. C olabilir. Bu zaten olamaz çünkü burada şey oluşması gerekiyor demiştik. Bakın eledik yani. 5 tane şıkkı da eledik. Peki mesela C şıkkının şurasına bakacak olursanız öyle bir şekil var mı? Yok değil mi? Yani bu çizgi oluşması lazım burada. Ya şöyle bunu da eledim. Bunu da eledim ve ne kaldı? Elimde bir tek Adana kaldı. Bakın bunu kontrol bile etmedik. Aslında onu da edebilirdik. Yani mesela bunu simetriğini alırsanız yine kendisi gelir. İşte bunu simetriğini alırsanız şöyle bir şekil oluşur. Şunu simetriğini alıyorum. Bunu simetriğini alırsam şu üçgen oluşur. Şunu atmam gerekiyor. Burayı da atmam gerekiyormuş. Peki. Şimdi bu soru bence yani şöyle yani şimdi siz renkli kalem kullanamayacaksınız. Ben de o yüzden kullanmak istemiyorum. Şöyle bir tane şey seçeyim. Ya ne yapıyor? Burada kesişimini alıyor. Yani üçünün de kesiştiği yeri alıyor. İşte şurada şöyle göstermiş zaten. Hani şu üçünün de kesiştiği yer. Yani ortak eleman gibi. Yani hepsinin kesiştiği yeri istiyor. Peki şöyle yapalım. Yani burada bu kesişimi nasıl bulacağız? Ona bakın. Şimdi ben şöyle şunu şöyle küçük bir şekilde çizeyim. Mesela buna istiyoruz. Bakın şu daireyi istiyorum. Şu altıgeni istiyorum. Şöyle. Geri kalanı yapmasak da olur. Bir de ne var? Elimde dikdörtgen var. Bunu istiyoruz. Bakın hepsinin de kesiştiği yer gördüğünüz gibi şurası. Bakın hepsinin ortak elemanı ne oluyor? Orası oluyor. Zaten ona benzeyen bir tane şeklim var. O da Adana. Şimdi 8 güzel bir soru. Hani buna ben bir göz gezdirmiştim. Bakın ne yapmış? Böyle karşılıklı yer değiştirmiş. Yani bakın burada beyaz olan burada şu şekilde boyanmış. Bakın şuraya dikkat edin. Siyah olan kısım beyaz olmuş. Burada siyah olan da beyaz olmuş. Aynı şekilde bakın burası karşıda siyah olmuş. Burası karşıda beyaz olmuş. O yüzden ne yapmalıyım? Burada beyaz olan bakın şu küçük üçgen yani şu küçük üçgeni çizmek istersen şu şekillerle doldurulmalı. Yani küçük üçgenin içerisi bir kere kesinlikle dolu olmalı. Bakın bu olmaz. Burada üçgen yok zaten. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bakın hangisi var? Bu anlattığımla ilgili en alakalı B şıkkı var. Burada bakın neyi anlamaya çalışacaksınız? Bu kısmı atıyor. Şu kısımları atıyor. Elimde ne kalıyor? Z. Sonra onun simetriğini alıyor. Yani siz bunun simetriğini alırsanız şöyle bir şey oluşur. Biz de ne yapacağız? Bunu ve bunu atacağız. Bu şeklin yani L şeklinin simetriğini alırsanız ne oluşur? Ceyhan oluşurmuş. Peki burada ne yapacaksınız? Yani ben böyle bir soruyu nasıl çözerdim? Ya bazen hani IQ sorularında özellikle ilerleyen yerlerde göreceğiz. Hani soruyu istediği gibi yazabiliyor. Bazen hakikaten düşünemeyebiliyorsunuz. Ama bunlar direkt şekille alakalı olduğu için bunları çözmesi daha kolay. İkisini toplamış. Ben ne yapacağım o zaman? Şuradaki şekildekileri, bak buradakileri çıkartıp sonra kalanları toplayacağım. Mesela şununla şuradan çıkarttığımı düşünün. Şunu da çıkarttığımı düşünün. Bakın çıktı bu. Sonra başka bakın şunu şuradan çıkarttım. Bu mavili olan yerleri atacağım. Ona göre dikkat edin. Bakın şu kısım çıktı. Ve gördüğünüz gibi şu kısım çıktı. Bakın şu da gitti. Şimdi geriye kalan yani şunu bakın şöyle bir şekil. Bunu bakın şu kısmı aldım. Bu kısmı aldım. Yani burayı tamamlamış oldum. Sonra şu, bakın şuraya dikkat edin. Şuraya. Burayı almışım demek ki. Sonra bak başka ne var? Şöyle bir şekil var bakın. Şöyle bir şekil var. Onu alacağım. Şöyle. Bir de ne var? Şu var. Onu da birleştirdiğimde en çok hangisine benziyor burada? Adana şıkkına benziyor. Bugünlük bence yeter. Hani şeyde hani bugünlük yeter mi? Tabii ki böyle şey olacak. Hani yine siz söyleyin. Hani 80 soruyu birden çözebilirim. Sıkıntı yok ama video 2 saat 3 saat oluyor. Yani açıkçası kimse de bir videoda böyle 2 saat 3 saatlik videoları geçmişte var zaten biliyorsunuz. 2,5 saatlik bir videolarımız da var. Kimse izlemiyor. Böyle günübirlik atalım. Hem benim için çekmesi de kolay olur. Hem her gün takip edersiniz. Sizin için de iyi olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Beğenin ki bizi de böyle algoritma, YouTube algoritması bizi ön plana çıkarsın. Eğer beğendiyseniz beğenmediyseniz de beğenmediğiniz tuşuna basın ya da beğenmediğinizi niye beğenmediyseniz yazın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.